Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına saray usulü vişneli muhallebi tarifi hazırladım. Öncelikle muhallebimizin yapımıyla başlıyoruz. 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı da gül suyunu tenceremize ekliyoruz ve ocağa almadan şeker eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Karışımımız pürüzsüz kıvama gelince ocağa alıyoruz ve yine topaklanmasını önlemek için karıştırarak pişiriyoruz. Bu aşamada hemen vişne sosumuzun hazırlığına geçiyoruz. Benim vişne suyum ev yapımıydı, o yüzden birazcık koyu kıvamlı oldu. Siz hazır meyve sularından, vişne sularından kullanacak olursanız daha açık renkli olur ve daha kıvamı akışkan olur sosunuzun. 1 su bardağı vişne suyunun üzerine 1 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı nişasta ekliyoruz. Şeker için de şöyle bir hatırlatma yapayım. Eğer benim gibi ev yapımı vişne suyunuz varsa şekeri kullanmak zorunda değilsiniz. Kendi damak tadınıza göre şeker oranını ayarlayabilirsiniz. Ben sırf size gösterebilmek için 1 yemek kaşığı şeker kullandım. Ama kullanmasak da olabilir. Yine dediğim gibi ev yapımıysa eğer şeker oranını kendi damak tadınıza göre belirleyebilirsiniz. Hazır meyve suları için de daha şekerli, daha kıvamlı istiyorsanız 1 yemek kaşığı şeker ekleyebilirsiniz. Bu şekilde yine karışımımız homojen kıvam aldıktan sonra ocağa alıyoruz ve yine karıştırarak topaklanmasına engel olarak pişiriyoruz sosumuzu. Sosumuzun kıvamının bu şekilde akışkan olması gerekiyor. Yani çok koyu muhallebi kıvamına getirmiyoruz sosumuzu. Biraz akışkan olursa daha iyi olacaktır sos. Pişip pişmediğini test etmek için böyle parmağınızla dokunduğunuzda kaşıktan tamamen ayrılıyorsa sosunuz hazır demektir. Muhallebimizin pişmesini de aynı şekilde çok koyu kıvamlı olmayacak şekilde ayarlıyoruz. Birazcık akışkan olması lazım. Zaten soğuyunca da birazcık kendini çekecektir. Ama böyle kalıp kalıp bir muhallebi olmayacak. Birazcık akışkan olması için muhallebiyi pişirirken de yine birazcık akışkan bırakıyoruz. Muhallebinizi bu şekilde 1 yemek kaşığı gül suyuyla esans verdiğimiz muhallebinizi bu şekilde servis edebilirsiniz. Ya da bu aşamada benim yaptığım gibi dövülmüş 2 parça damla sakızını ekleyebilirsiniz. Eğer damla sakızı yoksa elinizde tane olarak şekerli vanilinler satılıyor damla sakızlı. Onlardan bir paket eklemeniz de yeterli olacaktır. Çok güzel bir aroma verecektir muhallebinize. Bu şekilde karıştırıp iyice muhallebinize yedirdikten sonra servise geçebilirsiniz. Çok az malzeme ile hazırlanan ve çok aromalı bu saray usulü vişneli muhallebimiz oldukça yoğun bir tada sahip. O yüzden küçük küçük kaplarda servis etmeyi tercih ettim. Siz eğer dilerseniz daha çok muhallebi yapıp sosunu yine aynı şekilde bir bardakla hazırlayıp daha bol bir muhallebi hazırlayıp büyük kaplarda da sunabilirsiniz. Yalnız saray usulü muhallebinin asıl tarifinde bu şekilde az oranda az malzemeyle hazırlanıyordu. Ben de o şekilde göstermek istedim sizlere. Sunum içinde tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış süsleme aşaması. Ben birkaç çeşit gösterdim sizlere. Siz nasıl dilerseniz o şekilde süsleme yapabilirsiniz. Hatta muhallebinizi birazcık daha koyu kıvama getirip bir borcama serebilirsiniz ve üzerine de sosunu gezdirebilirsiniz. O şekilde de servis edebilirsiniz.
Benim saray usulü muhallebilerim, vişneli muhallebilerim hazır oldu. Ben üzerlerine birkaç tane vişne ile süslemek istedim. Siz dilerseniz üzerine nane yapraklarıyla da süsleme yapabilirsiniz. Dediğim gibi yaratıcılık tamamen size kalmış. Bu şekilde birkaç farklı örnek gösterdim sizlere. Muhallebileri oda sıcaklığında soğumaya bırakıyoruz ve daha sonrasında buzdolabına alıyoruz. Buzdolabında da 2-3 saat kadar dinlenen muhallebilerimiz yemeğe hazır hale gelecektir. Dediğim gibi kıvamı çok fazla koyu, yoğun, böyle kaşığa gelen muhallebi şeklinde olmuyor. Birazcık daha cıvık bir muhallebi oluyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Tarifler ve videolarla ilgili görüşlerinizi bana yorumlar kısmında iletebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.